Kardeşlerim, bugün burada mazlum coğrafyanın derdini bir nebze de olsa ortak olmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Budistlerin iddialarına göre Müslüman Rohingya kardeşlerimiz buranın yerlisi değil. Bangladeş'ten gelen, İngiliz sömürgesiyle gelen insanlar, Bengali mülteciler diye tanımlıyorlar zaten. Müslüman Rohingyaları. Myanmar'a Türkiye'den doğrudan bir uçuş yok. Önce Bangkok'a uçtuk, Tayland'a uçtuk, Bangkok'a. Bangkok'tan işte 3-4 saat bekledik, Yangon'a uçtuk. Yangon eski başkenti, Myanmar'ın eski başkenti. Otele geçtik, otelde haber verdiler, tamam yarın uçak biletlerimizi ayarladık. Bir şekilde oteli de ayarladık. Fakat sakallarınızı kesin. Yani şimdi sakalları kesmeyle ilgili temel şey orada Müslüman kimliğinizin bilinmemesi. Gittiğiniz bölgede bilinmemesi. Olayın anlaşılması için şöyle söyleyelim. Trabzon'da bir terör saldırısı olduğunu düşünün. Siz de işte HDP milletvekilisiniz, Trabzon'a gidiyorsunuz. Oradaki Budistlerin bakış açısı bu size. Müslümanlara, özellikle Türkiye'den gidenlere bakış açısı bu. Sakallarımızı kısalttık ciddi şekilde. Uçağa bindik, gittik bölgeye. Otele yerleştik, o gün köylere gidecektik. Haber geldi. Tabii burada bizler en temel, buradan çıktığımız andan itibaren en çok dikkat etmemiz gereken şeyin şu olduğu. Gözaltına alınabilirsiniz falan, bunlar şey değil, yani adam tutar, biraz tartaklar. Türkiye kamuoyu biraz karışır, sonra bir şekilde çıkarsınız. Yani biraz zulüm görürsünüz ama çıkarsınız. Bundan ziyade daha önemli şey, oradaki yardım çalışmalarına tamamen nihayete ermesine vesile olmayın. Sakarya biraz agresif bir yerdir, hareketli bir yerdir. Özellikle Sakarya'dan bir ekibin gitmesi, biraz daha genel merkezde bizi sıklıkla uyarmalarına sebebiyet vermiş. Şimdi biz de İstim üzerindeyiz. Sadece bizim yardım çalışmalarının durması mesele değil. Oraya Endonezya'dan gelen, Malezya'dan gelen, İngiltere'deki Müslümanlardan gelen, İngiltere derken tabii, Avustralya'da Müslümanlardan gelen yardımlar var. Bütün bunların tamamı nihayete erebilir diye müthiş bir üzerimizde bir şey uyguladılar, psikolojik baskı uyguladılar. Biz de şimdi partnerin sözünden çıkmıyoruz. Gittik. Dediler köylere giriş izni gelmedi. Kamplara gireceğiz. Ramazan'da kamplarda yardım çalışması, yani orada kampların içerisine girmeniz çok uzun, yani uzun bir uğraş sonucunda ancak izin alabiliyorsunuz. Otele yerleştik. Oteldeki işte orada Müslümanlar, Endonezya'dan, Malezya'dan gelen, Türkiye'den gelen yardım kuruluşları var. Sohbet ederiz. Biz köye gittik. Şey, özür diliyorum, otele gittik. Otelde TV.net'ten o arada aradılar. Skype üzerinden bir canlı bağlantı yapalım diyor. O arada katliam devam ediyor. Türkiye'den Arakan'dan Bangladeş'e 30-35 bin kişi geçmiş henüz. Ve bu insanların iki tane geçiş noktası var. Bir tanesi o video görüntülerde gördüğünüz Naf Nehri. Hemen hemen en yakın mesafe, karanın birbirine en yakın olduğu mesafe 3 kilometre. Bizim Dışişleri Bakanlığımızın bir açıklaması oldu. Alın dediler içeriye. Tamam, biz bakacağız. O tarihten sonra açıldı ve 500 bine çıktı. O tarihe kadar İnsanlar geçemiyorlardı da. Yani Bangladeş askeri müdahale ediyordu. Geçmelerine müsaade etmiyordu. Ancak işte bazen insani olarak kural konulmuştur ama siz orada Müslümansınız, insansınız her şeyden önce. Gelen zulümden gelen o görüntüleri hatırlarsınız. Kolu bacağı kesilmiş. İnsanlar geliyor. Ne yapacaksınız? Yaralı insanlar alıyorsunuz. 30 bin böyle. Ya nehir üzerinden gelirsiniz. Ya da ikinci dağlık araziden geçebilirsiniz. Sarp kayalıklar. Ve bu kaçan insanların, zulümden kaçan insanların çoğu yaşlılar, kadınlar ve çocuklar. Nasıl geçecekler? Böyle iki tane ana güzergah var.
katliamı yapan Budistler. Yani oradaki militarist çeteler. Bir de halk galeyanı gelirse artık zaten orada diğer Müslümanların başına ne geliyorsa sizin de başınıza gelebilir. Çünkü Kuzey'de 2012'de burada Akyap'ta karşılaştığımız tabloda bu zulmü yapan Budist halk. Askerle birlikte, polisle birlikte oranın insanı yapıyor. Yani iki komşu, eski iki komşu birbirini kesiyor. Böyle bir tablo. Yemeği yedik ve otelden ayrılma kararı aldık. Kendi otelimize geçtik yani. Telefon geldi, dediler ki muhtemelen sizi bu akşam gözaltına alacaklar. Yapacak bir şey yok yani. Kaçacağınız bir yer yok, gideceğiniz bir yer yok. Uçakla ancak gidip geliyorsunuz. Dedik en azından uyumayalım, hazırlıklı olalım. Üstümüz, başımız, yani kıyafetimizi değişmeyelim. Bekledik, gelen olmadı. Sabah kahvaltı yaptık, çıktık. Bizi bu otelde, bu görüntüleri aldığı, görüntülerimizin alındığı otelde, az önce görüntüyü seyrettik ya, o otelde kaldığımızı zannetmiş polis. Sabah gitmiş. Bizi sormuşlar, soruşturmuşlar, rahatsızlıklarını ifade etmişler. Bu arada da MRF'e sürekli rahatsızlık beyan ediyorlar. Bize bizimle ilgili rahatsızlıklarını bizim partner kuruluşumuzun haricinde İngiltere'den Müslüm Eğit vardı, onlar söylediler. Sizi sordular, müthiş derecede rahatsız olmuşlar. Otelden mümkünse çıkmayın. İşinizi bitirdiğinizde de gidersiniz. Türkiye'de bayramın ilk günü orada Arefe günü. Akşam oldu. Tekrar görüştük. Dedik ki biz kamplara girişimize izin verilmedi. Hiç kimsenin kamplara girişine izin verilmedi. Şehrin içerisinde, burası Müslümanların eski başkenti. Bir tane Müslüman kalmamış. Bir tane. Numunelik Müslüman yok. 100.000'in üzerinde insanı kendi şehrinde kamplara hapsetmişler. 100.000'in üzerinde. Etrafı askerlerle çevrili. Kontrol noktalarından geçeceksiniz ama o kontrol noktalarından geçmek için de izin almanız gerekecek. Bu izinleri vermediler. Dedik ki biz gideceğiz. Yani buraya kadar geldik, gitmememiz mümkün değil. Tazyik yaptık, baskı yaptık. Bize söylemişlerdi, hani zorlamayın kesinlikle, sıkıntı olur insanlara diye. Ve dediler ki tamam, sabah erkenden hazır olun. Bir köy. Şimdi köylerde 100.000'in üzerinde insan var, 100-110.000 civarında, başkent Akyap'ta. Bir de merkezin dışında köyler var. Köylerde de 50-60 civarında, 50-60 bin civarında, az önceki görüntülerde izlediğimiz köy, insan yaşıyor. Bu insanları şöyle düşünün. Köyünüzde yaşıyorsunuz, asker, hemen yakınınızda asker var ve civar köyler Budist. En ufak bir gerginlikte Akyaba sıçramamıştı bu olaylar. Yani kuzeyde yaşanıyordu katliam ama Akyaba gerginlik olarak yansımış ama bu 2017'deki olaylar katliam derecesinde çatışma haline dönüşmemiş. Tedirgin bir şekilde bekliyorsunuz. Böyle bir köye gideceğimizin haberi geldi. Tabii müthiş mutlu olduk. Çünkü gidecek miyiz, gidemeyecek miyiz hiç belli değildi. Hızlıca arkadaşlarla istişare ettik. Dedik valizlerimizi hazırlayalım. Kurban bayramında bayramlaşalım. Kurban organizasyonumuzu o köyde gerçekleştirelim. Ama sadece o köyde kurban kesmedik. Kampların tamamında kurban kesildi. Biz giremedik içeri ama partner aracılığıyla kesildi. Diğer köylerde de kesildi. Yaklaşık 4.550 hisse kurban kesildi Arakan'da. Tabii Müslümanların ne kadar geniş gönüllü olduğunu burada görüyorsunuz. En son kuzeydeki akrabalarına dua etti. Keşmir'e, Afganistan'a, Türkiye'ye, yani dünyadaki mazlum coğrafyalara dua etti. Son akrabalarına dua etti. Ve bu esnada bir caminin, bir cami cemaatinin bayram namazında tamamı ağlar mı? Yani Arakan bu kabaca. Son birkaç yıl içerisinde sadece zulümlerin bir sosyal mecra konusu haline ancak gelebildiği, sadece bir dönemde yaşıyoruz. Ve ben şahsım adına bu dönemi
Yani insanların üzerine netice itibariyle her gidip geldiğimizde bir yük, üzerimizde bir yük kalıyor. Her gidip gördüğümüz her şey üzerimizde bir yük olarak kalıyor. Ama biz bunu görmesek de bu bizim üzerimizde bir yük. Vebal. Yani farklı bölgelere gitmeyi Mevla nasip etti. Üç tane bölgeyi örnek vermek istiyorum. Kıtlığın bu sene, kıtlığın en yoğun olduğu dönemde Somali'ye gittik. Yani o kadar zayıf insanla karşılaştım ki yani ve bebeklerle. Vücudunda hiç et olmayan insan ve nefes, açlıktan nefes alamayan, sıcaktan ve açlıktan nefes alamayan insan gördüm. Bu da insan, ben de insanım sorusunu kendime sordum. Halep konvoyunda, yani Suriye'de bizim Azez bölgesinde, Fırat Kalkanı bölgesinde Uluslararası Şam Üniversitesi var vakfımızın. Onun yönetimindeyim. Her hafta o bölgeye üniversitenin ile ilgili toplantıya gidiyoruz. Orada savaşı gördük. Ben Arakan'daki gibi ölümü bekleyen bir insan topluluğu görmedim. Ve 1,5 milyar Müslüman varız. Maalesef tablomuz bu. Burada bitirmiş olalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah verimli olmuştur. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.